Değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen sayın yurttaşlarımız, sevgili genç arkadaşlarım. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Bundan 102 yıl önce 19 Mayıs günü Samsun'a çıkan büyük ve değişmez önderimiz Mustafa Kemal Atatürk benzersiz bir kurtuluş mücadelesinin ardından 19 Mayıs'ı doğum günü olarak ilan etmişti. Atamızın doğum günü, Cumhuriyetimizin emanet edildiği Biz Gençlerin Bayramı 19 Mayıs. En gerçek yol göstericiyi bilim olarak gören, saraylarda yaşayıp ne halkın halini ne de ulusun onurunu düşünenlere karşı korkusuz ve kararlı mücadelesiyle Yalnızca Türkiye'ye değil, tüm dünyaya örnek olan Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde gençliğin bayramı 19 Mayıs. Bugün yalnızca bayramımız değil. Aynı zamanda Atatürk'ü andığımız ama yalnızca andığımız da değil, onun değerini tekrar tekrar anladığımız bir gün. İmtiyazlarına güvenenlerin, boyun eğenlerin ve emperyalistlerin karşısında inanmış ve doğru amaçla örgütlenmiş bir ulusun gücünü küçümseyenlere karşı dimdik ve kararlı duran Mustafa Kemal Atatürk. İktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olabilirler diyerek bizi neredeyse bir asır önceden uyaran, dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, Asla ve asla yorulmazlar diyerek bize güç veren her umutsuzluğa düştüğümüzde umudumuzun kaynağı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu vatan için canını veren tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve sonsuz bir özlemle anıyorum. Bilinsin ki biz gençler ilhamımızı bundan 102 yıl önce bu topraklarda verilmiş olan o mücadeleden ve cumhuriyetten alıyoruz. 102 yıl önceden 102 yıl sonraya, bugünün gençleri Türkiye'de neler yaşıyor? En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Gençler bugün Türkiye'de kendilerini uçurumun kenarında hissediyor. Genç, geniş tanımlı genç işsizliğin 43.5 olduğu, torpilim olmadan iş bulamam diyen gençlerin oranının yüzde 79.3 olduğu, Gençlerin yüzde 62.5'inin imkanım olsa yurt dışına yerleşirim dediği, gençlerin benim için Türkiye'de yaşamak omuzlarımda bir yük dediği bir ülkede, gençlerin sosyal medyada düşüncelerimi paylaşmıyorum, arkadaş ortamlarımda da siyasi tartışmalar varsa o tartışmadan uzak durmaya çalışıyorum dediği bir ülkede. Başka beka sorunu aramaya gerek yok. Yaptığımız görüşmelerde bir genç arkadaşımız şunları söyledi bize. Ben Türkiye'den Almanya'ya eğitim almak için ve geri dönmek üzere gittim. Hayatta en büyük amacım bilime katkı sağlamak. Dönmek istesem de bilime ayrılan bir bütçe yok. Konuşmak istediğimde özgürlük yok. Ailem ve arkadaşlarım Türkiye'de olsalar ve onlardan uzak yaşamak zor da olsa burada yaptığım çalışmaları Türkiye'de gerçekleştirmem mümkün değil. Başka bir genç arkadaşımız şunları söylemiş. Ben Türkiye'yi çok seviyorum ve Türkiye için bir şeyler yapmak istiyorum. Ama bir kadın olarak özellikle İstanbul Sözleşmesi feshedildiğinden beri kendimi orada güvende hissedebileceğime artık inanmıyorum. Her gün kadınlar öldürülüyor. Yaşadığım ülkede yaşıtlarımın hiç böyle kaygıları yok. Ne giymişim, neye inanmışım veya inanmamışım kimse buna bakmıyor. İnsanlar kim olduğuma değil, kimliğime değil, ne düşündüğüme önem veriyor yaşadığım ülkede demiş. Bir başka arkadaşımız diyor ki: "Burada yaşadığım ülkede zorluklar yaşadım. Hatta ırkçılığa bile maruz kaldım. Bir dönem maddi zorluklar yaşadım. Geri dönmeyi düşündüm Türkiye'ye." Ama tüm bunlarla mücadele etmeye karar verdiğimde bana yine burası yardımcı oldu. Hakkımı aradım ve bugün burada bir yabancı olmama rağmen yabancı hissetmiyorum artık kendimi. Öğrenciliğimde devlet bursu ve kira yardımı da aldım. Düşününce Türkiye'de Türkler bile bu imkanlara erişemiyor. Artık Türkiye'ye dönme fikri uzak gelmeye başladı. Yine de ailemi ve arkadaşlarımı özlüyorum. Başka bir arkadaşımız şunu söylüyor. Bana bugün refah diye adlandırdığınız ne verirseniz verin. Ev verin, araba verin, yüksek maaş verin. Ben yine Türkiye'ye dönmem. Çünkü Türkiye'de kendimi özgür hissetmiyorum. Etrafımızda, etrafımdaki insanların bu kadar adaletsizlik yaşamasını içime sindiremiyorum. Ama Türkiye için, yaşadığım ülkeden elimden gelen bir şey olursa, ne varsa buradan yapmaya hazırım diyor. Şimdi soruyorum. Bu sözler sizce Türkiye düşmanlarından çıkmış gibi mi geliyor? Bu sözler Türkiye düşmanlarından mı çıkmış sizce? Yoksa ülkesini seven gençlerin sözleri mi bunlar? Ülkesini sevmelerine rağmen terk etmiş durumda kalan gençlerin sözleri mi bunlar? Bugünlerde bir de iktidar partisi yöneticilerinin ve sosyal medyacılarının söylemleri var. Twitter'da sohbet odaları açıyorlar. AK Partili fenomenler ve gençlere akıl veriyorlar. Gençler hakkında konuşuyorlar. O konuşmaları dinliyorum. Ve o konuşmaları dinledikçe itiraf etmem gerekir ki çok şaşırıyorum. Çünkü sanıyordum ki, sanıyorduk ki gençlerin ne yaşadığını biliyorlar ama önemsemiyorlar. Ama durum sandığımızdan çok daha kötüymüş aslında. Gençlerin ne yaşadığını hiç bilmiyorlarmış bile hayattan bu kadar kopmuşlar, halktan bu kadar kopmuşlar. Bir tanesi diyor ki: Türkiye'de Türkiye'de mültecilerin çalıştığı yerlerde çalışabilirsiniz. Sonra kendi dükkanınızı açıp al sat yapabilirsiniz yıllar sonra. Ben Almanya'dan bakınca sizi kıskanıyorum diyor Türkiye'deki işsiz gençlere. Bir diğeri Beşli Çetenin projelerini söylüyor. Diyor ki Türkiye'de bu kadar güzel şeyler yapılıyor. Sadece muhalefet olduğunuz için şikayet ediyorsunuz. Bir başkası diğer ülkeleri anlatıyor. Öbürü her sene müjdesi verilen ama asla gerçekleştirilmeyen projelerden bahsediyor. Biri bile demokrasiden, özgürlüklerden, biri bile gençlere nasıl istihdam sağlanacağından bahsetmiyor. Hepsi ama hepsi statükoyu savunuyor. Biz biliyoruz ki bu statüko Türkiye'de gençlerin hayatından çalıyor. Mevcut durum ve iktidar gençleri çok sevdiği ülkesinden biraz önce anlattığım gibi uzaklaştırıyor. Mevcut iktidar gençleri bile isteye eğitimsiz bırakıyor. Bu koşullarda biz gençler Geceleri memleket dertleriyle uykusuzuz. Biz gençler, genelgelerle yönetilen bir ülkede hak ve özgürlük özlemiyle kaygılıyız. Biz gençler, yoksulluk içinde uyuşturucu batağındaki yaşıtlarımızı gördükçe tedirginiz. Biz gençler, sıra arkadaşımızın sırf bilgisayarı yok diye eğitimden geri kalmasından huzursuzuz. Biz gençler daha iş savcılara ve ee cimere kalmadan sosyal medyada birbirimizi korumak için kendimizi sansürlemekten bıktık. Ve biz gençler daha lise çağında bizden, korkmanızdan, bizi deneyip defalarca yanıldığınız sistemlere mahkum etmenizden çok sıkıldık. 1982 Anayasası ne diyor gençlerle ilgili? diyor ki devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. Bizi bir şeylerden korumaya çalışmanızdan, bize tepeden bakmanızdan, bizi kötü yönetmenizden ve yetersizliğinizden, beş maske bile dağıtmayı başaramayan beceriksizliğinizden, İş sokağa çıkma yasağına ve aşıya geldiğinde hep bizi ikinci plana atmanızdan çok sıkıldık. Bir gece yarısında Avrupa'daki yaşıtlarımız Eurovision izlerken bizim mafya tartışmalarını görmemizden, resmi gazete takip etmek zorunda kalmamızdan çok sıkıldık. Ve biz biliyoruz ki yarattığınız bu pisliği ancak gençlik temizler. Bizler hak ettiğimizi alacağız. Hak ettiğimiz güvenceli işi, eğitim aldığımız alanda istihdamı bizler yaratacağız. Bizler nitelikli ve erişilebilir bir eğitim, eğitim sistemini kuracağız. Bizler evrensel standartlarda özgürlüğü Türkiye'ye yaşatacağız. Ve biz gençler atamızın dediği gibi en kıymetli hazinemiz cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Hiçbir sorunumuzu görmeyen, görmek istemeyen, bizi tanımayan iktidar. Sizin bu işi yapamayacağınız, hatta yapmayacağınız anlaşıldı. Nitelikli ve erişilebilir bir eğitimi bizler getireceğiz. Evrensel standartlarda özgürlüğü bizler sağlayacağız. Gençlerin istihdam sorununu, güvence sorununu biz çözeceğiz. Biz gençler yapacağız. Türkiye'ye demokrasiyi bizler getireceğiz. Birbirinden farklı görüşlerde ama demokraside ortaklaşan gençler olarak yapacağız bunu. Hep birlikte başaracağız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız tekrar kutlu olsun. Teşekkür ederim.